Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ile birlikteydik. O sırada düşen bir şeyin gümbürtüsünü duyduk. Bir ses geldi, bir gümbürtü. Bunun üzerine bu gümbürtünün ne olduğunu biliyor musunuz diye sordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Resul-i Ekrem Efendimiz bu 70 sene önce cehenneme atılmış olan bir taştır. Yakıtı insanlar ve taşlar buyuruyor ayet-i kerimede. Cehenneme 70 yıl önce bir taş atılmıştı. O şimdiye kadar cehennemde yuvarlanıp yol alıyordu. Aşağı doğru iniyordu. Nihayet onun dibine ulaştı. Yeni vardı ve onun sesi. Siz onun gümbürtüsünü işittiniz buyurdu. Bunlar istisnai durumlar. Her zaman bu ses işitilmez. Ama ibret için, öğretmek için Efendimiz zamanında bu işittirilmiş, yani cehennemin ne kadar derin olduğunu ifade eden bir hadis-i şerif. Bu tür başka şeyler de var. Efendimiz zamanında diyor, beraber otururken sahabi kötü bir koku geldi diyor. Çok rahatsız olduk. Efendimiz sordu, bu koku nedir biliyor musunuz? Bilmiyoruz ya Resulallah. Allah ve Resul daha iyi bilir. Bu koku gıybet kokusudur. Birisi diyor, kardeşine gıybet etti, onun pis kokusu yayıldı. Günahların böyle pis bir kokusu olur. Ama bu koku böyle zahiri kokular gibi duyulur mu? Duyulmaz. Ama Peygamberimiz zamanında bir defa duyulmuş mu? Duyulmuş. Niçin? İnsanlar bunu öğrensinler, görsünler diye, bunun hakikati olduğunu bilsinler diye. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybet eden insanlara, bazı insanlara tükürün bakayım diyor. Tükürüyorlar, ağızlarından et geliyor, kan geliyor. Korkuyorlar tabi, bu nedir ya Resulallah? Bu diyor, kardeşinizi gıybet ettiniz, onun etini yediniz, onun kanı, onun eti. Tiksinmek için. Her zaman olur mu? Bugün de biz hep gıybet ediyoruz. Tükürdüğümüzde kan geliyor mu? Gelmiyor. Ama bunun manevi kan, manevi o necaset, manevi kokuşmuş cife ağzımızdan ruhumuza geçiyor. Yani gıybet ettiğimizde ruhumuza o derecede kokuşmuş bir şey geçiyor. Ruhumuz kararıyor. Ruhumuz kokuşuyor. Gıybet ettiğimizde, günah işlediğimizde. Dolayısıyla bu tür şeyler gösterilmez. İmtihan icabı gösterilmez ama Peygamberimiz zamanında ibret olarak, bir bilgi olarak buna insanlar iman etsinler, iman etmeleri zor olmasın diye birer örnek gösterilmiş. Bu da Allah'ın bir lütfu. Bu olmasaydı belki inanması insanların çok daha zor olabilirdi. Hani hiç görmedik. Hiç gören var mı? Hep öyle diyorlar ya. İşte ahiretten sonra tekrar dirilecek insanlar, tekrar yaratılacak dediğimiz zaman hiç ahirete gidip gelen var mı? Oradan gelip de bize tekrar dirildiğini söyleyen var mı? Diye inkar etmeye kalkan insanlar var. Dolayısıyla bu tür kullara iman kolaylığı olsun diye Cenab-ı Hak biraz bazısının hakikatlerini gösteriyor ki insanlar buna daha rahat iman edebilsin. İşte Efendimiz'e de ölümden sonra dirilişin, cennetin, cehennemin varlığı hem Miraç'ta hem daha sonraki zamanlarda gösterilmiş. Efendimiz de bunları bize anlatmış. Rüyalarında gösterilen insanlar olmuş. Dolayısıyla manevi hayatımız, ruhani hayatımız bizim için çok önemli. Onun nurlanması, gelişmesi için devamlı çalışmak, gayret etmek lazım. Maddi hayat, maddi alemimizle, maddi varlığımızla çalışarak bu ruhani varlığımızı nurlandıracağız. Bunu her zaman göremeyebiliriz ama bu tür işaretlerden hareketle bunun bir hak olduğunu kabul ederiz, buna iman ederiz. Açıklamalar, hadisimizde açıkça ifade edilmiyorsa da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyduğu sesi sahabilerin de duyduğu anlaşılmaktadır. Sahabiler de duyduğu anlaşılıyor. Nitekim İbn-i Mesud radıyallahu anh ne diyor? Biz diyor, Efendimizle beraber otururken yediğimiz lokmaların tesbihini duyardık. Şimdi duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Ama her şeyin Allah'a tesbih ettiğini, ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve lakin la tefkahune tesbihahum. İsra suresinde Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi var olan her şey Allah'ı tesbih eder ancak siz onların tesbihini anlayamazsınız diye. İşte onlara bir ibret olarak eşyanın tesbihi
duyurulduğu gibi burada da bu ses duyurulmuş. Duymamış olsalar da Peygamberimiz kendilerine onun ne olduğunu bilip bilmediklerini sormazdı. Sahabe böylesine fevkalade başka olaylara da şahit olmuştu. Kütüğün inlemesini, Peygamber Efendimizin elindeki çakıl taşların tesbih ettiğini duymaları gibi misaller zikredilebilir. Evet, burada biraz önce verdiğimiz misallere iki misal daha ilave edilmiş. Bunlar da nedir? Efendimiz avucuna bir çakıl taşı alıyor. Bir avuç, başlıyor ona tesbih etmeye. Bırakıyor, tesbihte duruyor. Alıyor onları Hazreti Ebubekir'in eline verdi diyor. Onlar orada tesbih ettiler. O bıraktı, Hazreti Ömer'in verdi. Orada da tesbih ettiler. Bu şekilde çakıl taşlarının tesbih ettiğini, Efendimizin ve halifelerin elinde tesbih ettiğini nakleden rivayetler var bize. Kütüğün inlemesi Efendimiz'den ayrı kaldığı, Allah'ın zikrinden ayrı kaldığı için diye Efendimiz açıklıyor. Bir kütüğe yaslanarak, hurma kütüğüne yaslanarak hutbe okuyor Efendimiz. Bir kadın diyor ki, sahabi kadın, ya Resulullah benim bir kölem var, marangoz. İsterseniz size şöyle diyor, basamaklı bir minber yapalım. Olur diyor Efendimiz. Yaptırıyor kölesine, getirtiyor. Efendimiz minbere çıkınca her zaman yanında hutbe okuduğu kütük inlemeye başlıyor. Bir inleme sesi duyuluyor. Herkes duyuyor. Şaşırıyor herkes. Efendimiz iniyor minberden, kütüğü okşuyor, susuyor. Buyuruyor ki, niçin inledi biliyor musunuz? Bilmiyoruz ya Resulallah. Allah ve Resul daha iyi bilir. Bu diyor, Allah'ın zikrinden uzak kaldığı için inliyor. Hutbe Allah'ın bir zikridir. Fes'av ile zikrillah buyuruyor Cuma suresinde. Allah'ın zikrine koşun, yani hutbeye koşun diye. Hutbede hamdele, salvele, zikir, Kur'an, ayet, müminleri hatırlatmalar olduğu için bu kütüğün yanında bu zikirlerin tekrar edilmesi onun çok hoşuna gidiyor, mest oluyor. Efendimiz oradan biraz uzaklaşıp minbere çıkınca o kütük üzülüyor, hüzünleniyor ve inliyor. Haninül Cizya diye meşhurdur bu. Mütevatir derecesine ulaşmış, pek çok sahabeden gelmiş bir hadisedir. Bunları Cenab-ı Hak sahabeye kirama göstermiş. Onun için Efendimiz buyuruyor ki, siz diyor Allah'ın emirlerini onda birisini yapmazsanız helak olursunuz. Ama diyor öyle bir topluluk gelecek ki onlar diyor onda birini yapsalar kurtulurlar. İçin onlar mucizeler görmüşler, Peygamber Efendimiz görmüşler. Dolayısıyla imanları kuvvet bulmuş. Ama sonradan gelen bizler bu fitne çağında Efendimiz'e iman etmemiz, onun yoluna gitmemiz daha zor olduğu için bize Cenab-ı Hak da ona göre bir kolaylık gösteriyor. Ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz'in bazı sorularına karşılık Allah ve Resulü daha iyi bilir cevabını verdiklerine sıkça rastlarız. Bu durum onların yüksek edep ve terbiyesini ortaya koyar. Çünkü insan bilgi sahibi olmadığı bir konuda konuşmamalı, bilen varsa onun konuşmasını beklemeli ya da istemeli ve bu suretle bilgilenmeyi, öğrenmeyi tercih etmelidir. Peygamberimiz bazı kere ashaba sorular yöneltir, onların bildikleri konulardaki sorularla bilgilerini yenilemelerini sağlardı. Soru sorarak dikkatlerini çekiyor, daha canlı dinlemelerini sağlıyor. Bazı kere de bilmedikleri hususları sorarak zihinlerinin açılmasını ve vereceği cevabı hazır hale gelmelerini temin ederdi. Bu durum alimler ve eğitimciler için güzel bir örnektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şu tavsiyeye rastlıyoruz. Nisa suresi 83. ayet-i kerime. Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelse onu yayarlar. İnsanlar bir korku geldi, korkuyla ilgili haber veya emniyetle ilgili hemen yayarlar. Halbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kişilere götürselerdi, Peygamber Efendimiz'e veya öne çıkan bilgili alim kişilere götürselerdi, İçlerinden işin iç yüzünü araştırıp çıkaranlar onun ne olduğunu bilirlerdi. Yestenbutune, istinbat, istinbat edebilenler. Olayı derinlemesine inceleyip önünü sonunu, arkasını ve derinliğini bilenler. Bu önde gelen insanlar onlara götürülüp sorulsaydı onlar bilirlerdi diyor ne olduğunu ve nasıl davranılması gerektiğini. Eğer size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı pek azınız hariç şeytana uymuştunuz. Allah'ın rahmeti olmasaydı insanların
pek azı hariç şeytana uyar giderlerdi. Cenab-ı Hak şeytana karşı kullarını uyardığı, kitap gönderdiği, peygamber gönderdiği, akıl verdiği halde bir de üstüne üstelik rahmetiyle de yardımcı oluyor, rahmet ediyor, onları koruyor bir hadde kadar. Ama onların kendi iradeleriyle korunmaları için de bir kısmını da kendilerine bırakıyor. Bu rivayette anlatılan hadise cehennemin derinliğini ortaya koyucu vasıftadır. Şu kadar ki kıyamet, cennet ve cehennemle ilgili haberlerde geçen her şeyin dünyada bildiğimiz ölçülerle ele alınması doğru olmaz. Orası başka bir alem. Mesela burada geçen 70 yıl gerçekten dünya yılı mıdır? Yoksa ahiret hayatında başka bir anlam mı ifade etmektedir? 70 bin yıl, yani bir gün bir yıl olabilir. Dolayısıyla çok daha uzun bir zaman olabilir. Yahut çok derin oluştan kinaye midir? Bunlara tam bir cevap vermek mümkün değildir. Ama şunu biliyoruz ki derin bir yerdir, kötü bir yerdir. Oradan Allah'a sığınmak lazım. Oradan kurtulmak için çalışmak, terlemek lazım. Saydığımız bu hususların her birini söyleyenler olmuştur. Hadisten öğrendiklerimiz, bir cehennemin derinliği azabının şiddetli olması sebebiyledir. İki sahabiler bilmedikleri konularda susmuşlar, bilenin cevabını beklemişlerdir. Allah Resulü'nün cevabını beklemişlerdir. Üç sahabe üstün nitelikli kişilerdi. Onların başkalarının duymadığı bazı sesler duymaları, bu üstün niteliklerinin delili sayılır. 4. Ahiret hayatıyla ilgili her şeyi dünyadaki benzerleriyle kıyaslamak doğru olmaz.